kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Öncelikle toplantımıza katılımınız için sizlere teşekkür ediyor. Ekranlar başında bizleri takip eden vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum. Bugün 29 Ocak 2021 Cuma günü. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın cumasını tebrik ediyorum. Rabbim böylesine değerli, anlamlı gülleri bütün insanlığın saadetine vesile kılsın inşallah. Değerli arkadaşlar, 2002'den bu yana aynı iktidarın görev başında olduğu 18 yılı geride bıraktık. 18 yılın tamamını değerlendirdiğimizde ve bugün karşı karşıya kaldığımız Türkiye tablosuna baktığımızda gördüğümüz nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son grup toplantısında yapmış olduğu konuşmada Türkiye'nin son 18 yılda nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor ve görüyor. Ama eski Türkiye'de yaşamamış, sıkıntıları çekmemiş, baskılara maruz kalmamış gençlerimize bu kazanımların önemini anlatmakta zorlanıyoruz. Ülkemizin demokrasi ve ekonomide çağ atladığını yaşayarak şahitlik etmeyenlere tüm bunları mukayesel olarak anlatmamız şarttır şeklinde bir konuşması oldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza göre eskilerin tabiriyle toz pembe bir Türkiye var. Ve sorun sadece bunu gençlere anlatamamak. Saadet Partisi olarak ifade etmek isteriz ki hükümet maalesef ülkemizin geleceği olan gençlere daha birçok şeyi anlatmakta zorlanıyor ve anlatamıyor. Tüm çizilen pembe tabloya, iddia edilen şahlanışlara, vaat edilen parlak ekonomiye rağmen gençlerimize neden büyük emeklerle üniversiteyi bitirdikleri halde iş bulmakta bu kadar zorlandıklarını da anlatmakta zorlanıyorlar. Liyakat esasının neden körü körüne sadakatin ayakları altında ezildiğini de zaten anlatamıyorsunuz. İş bulmanın ucunun neden dönüp dolaşıp torpil bulmaya dayandığını da anlatamıyorsunuz. Türkiye'de her dört gençten birinin neden işsiz olduğunu da zaten anlatamıyorsunuz. Son bir yılda istihdam piyasasından çekilen üniversiteli sayısının neden 500 65 bin arttığını, üniversite mezunu olduğu halde bir işe giremeyen sayının 1 milyon 350 bine ulaşarak nasıl rekor kırdığını da anlatamıyorsunuz. Yani aslında sorun anlatamamanız değil, milleti, gençleri, insanımızı anlamamanızda yatıyor. Bunu fark ettiğiniz takdirde çözümü daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bugün 18 yılda ülkemizin geldiği noktada yani yeni Türkiye'de gençlerimiz işsizliğin, adaletsizliğin, yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olduğu bir ülkede yaşamaktadırlar. Türkiye'de insanlara adalet denildiği zaman aklınıza ne geliyor diye sorulduğunda adaletsizlik cevabını aldığımız bir dönemden, bir süreçten geçmekteyiz. Hukukun Üstünlüğü endeksine göre 2020 yılında Türkiye 128 ülke arasında 107. sıraya da yer almış ve Doğu Avrupa, Orta Asya bölgesinde ise hukukun üstünlüğü konusunda maalesef son sıradadır. Bugün TÜİK'in verilerine göre 4 milyon 16 bin işsizin yaşadığı bir ülke olarak faize günlük 500 milyon lira ödemekteyiz ki bu da aylık 5 milyon 310 bin asgari ücret demektir. Demokrasi ve ekonomide Türkiye çağ atlattığını iddia edenler ise tüm bu gerçekleri yok saymakta ısrar etmekteler. Görüldüğü üzere tablo hükümetin çizdiğinden çok farklıdır ve gençlerimiz de bu durumun gayet farkındadırlar. Bu nedenle gençlere yöneltilen imkanınız olsa yurt dışında yaşamak ister misiniz sorusuna ülke genelinde yüzde 62.5 miktarında gencimiz evet dışarıda yaşamak isteriz cevabını vermektedirler. Teknolojiyi yetkin bir şekilde kullanan, küresel gelişmeleri takip eden, ve de önümüzdeki yıllarda ülkemizin en dinamik nüfusu olduğu, nüfusu bloğunu oluşturacak Z kuşağı gençlerine bir hükümet güzellemesi yapmak yerine bu gençleri anlamak son derece önemli, son derece değerlidir. Z kuşağını anlamaya çalışmak toplumu oluşturan tüm nesiller ve kesimler için daha güvenli, huzurlu, mutlu bir geleceğin inşası için en anlamlı çabalardan birisi olacaktır. Saygıdeğer arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, bugün aslında hükümet sadece gençlere değil, emekliye, esnafa, işçiye, işsize de bazı şeyleri anlatamıyor. Bugün milletimizin gündemiyle iktidarın gündemin birbirinden tamamen farklıdır. Milletten koptular. İnsanımızın yaşadığı sıkıntılar görmezden, duymazdan ve bilmezden geliniyor maalesef. Tüm kamuoyu araştırmalarına bakıyoruz. İnsanların esas gündemi ekonomi, işsizlik, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı. Ama iktidardan gelen açıklamalara bakıyorsunuz, Türkiye uçuyor. Ekonomide, hukukta, eğitimde çağ atladığımızı iddia ediyorlar. Çarşı pazara iniyorsunuz, markete gidiyorsunuz, her şey ateş pahası. Ama TÜİK'ten gelen rakamlara bakıyorsunuz, Türkiye bir ucuzluk cenneti. Eğitim konusunda öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına kulak veriyorsunuz. Tam bir kermekeşlik hali var. Ama hükümetten gelen açıklamalara bakıyorsunuz. Eğitim konusunda hiç olmadığı kadar başarılıyız. Her şey yolunda. Hiçbir sorunumuz yok. Esnaf kan ağlıyor. Ekmek teknesi günlerdir kapalı. Açık olanlar da ayakta durmakta zorlanıyorlar. Siftah yapmadan kepek indiriyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı kapanan işletme falan filan yok. Bunlar doğru değil diyor. Yine tarımda çiftçi perişan her gün feryat ediyor. Artık toprağını işleyemez hale geldi. Ürünlerinden kar etmek yerine zarar ediyor. Ama iktidarda bulunan arkadaşları dinliyoruz. Çiftçinin keyfi yerinde. Tarım arazilerimiz tam kapasite ekiliyor, dikiliyor. İktidar işte bu yaman çelişkiyi açıklamakta da çok zorlanıyor. Bir kere hiç durup düşündünüz mü? Herkes mi yanılıyor? Bir tek siz mi gerçekleri görüyorsunuz ve diğer herkes görmüyor, bilmiyor. Gençler sizi anlamıyor. Çiftçi sizi anlamıyor. Emekli sizi anlamıyor. Memur sizi anlamıyor. İşçi sizi anlamıyor. İşsiz sizi anlamıyor. Hatta sizden ayrılanlar sizi anlamıyor. Sizin gibi düşünmeyenler hepsi zaten hain. Hepsi yanlış yolda. Hepsi bu memleketin zararına işler peşinde. Hatta partinizden çıkan ilk Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül de sizi anlamadı. Sayın Erdoğan'dan sonra Başbakanlık görevini üstlenen Sayın Ahmet Davutoğlu da sizi anlamadı. Yıllarca sizin hükümetinizde ekonominin dümeninde oturan Sayın Ali Babacan da aslında sizi anlamadı. Yıllarca AK Parti'nin vicdanı olarak isimlendirdiğiniz Sayın Bülent Arınç da artık sizi anlamıyor. Algı oluşturmaktan hizmet etmeye fırsat bulamayan hükümetin kendi içindeki bu kopmaları, bu savrulmaları ve bu ülkede yaşanan gerçekleri bundan sonra artık anlatması mümkün değildir. Bırakın bu saydığım isimleri, Berat Albayrak hadisesini dahi anlatamıyorlar. Anlatamazlar da. Onlara göre muhalefet partileri de zaten bu ülkenin yararına hiç konuşmadı, zaten hiç konuşmuyor da. Aslında işsizlik sorunu yok. Adalet konusunda mağdur edilen kimse yok. Kanun hükmünde kararname meselesi yok. EYT sorunu yok. Diplomalı işsizler kervanına her yıl on binlerce genç eklenmiyor. Asgari ücret diye verilen rakam çok iyi. Herkes evinde huzurlu ve çok mutlu. İflas eden esnafı yok. KYK borçlusu gençler ve çiftçilerimiz hacze uğramış değiller zaten. Aslında içinde bulunduğumuz bu hal akıllara şu fıkrayı getiriyor. Adamın biri otobanda ters yöne girer. Bu durumu gören trafik polisi sürücüleri uyarmak için radyodan anons yapar. Dikkat, ters yönde ilerleyen bir araç var. Bu anonsu duyan adam ise bağırır. Ne bir tanesi, hepsi, hepsi. Arkadaşları dostane bir şekilde uyarıyoruz. Yanlış bir otobana girmişsiniz ve son sürat ters yönde gidiyorsunuz. Bu gidiş, gidiş değil. Kendinize gelin. Artık bir an evvel durun ve düşünün. Etrafınıza bakın. Millete kulak verin. Çarşı pazardan yükselen çığlık sesine kulak kesilin. Muhalefetten gelen itirazları hemen art niyetli görüp duvar örmeyin. Bir dinleyin, anlamaya çalışın. Bakın, siz iktidara geldiğinizde ilk okula başlayan ve şimdi üniversiteyi bitirmiş, hatta yüksek lisansını tamamlamış ama buna rağmen boşta olduğundan dolayı annesini aracı kılarak utana sıkıla babasından harçlık isteyen gençlerimiz var. Yarına dahil hayal kuramayan milyonlarca işsizimiz var. Açlık sınırının altında bir ücretle hayata tutunmaya çalışan milyonlarca asgari ücretlimiz var. Çocuğu okula giderken cebine simit parası koyamayan babalar var bu ülkede. Aylardır bir kilogram kıymayı evine alamayan insanlarımız var. Kirasını faturasını, borçlarını ödemeyen, ödeyemeyen esnaflarımız var. Uzaktan eğitim döneminde tablet alamayan, interneti olmayan, hatta televizyonu dahi bulunmayan evlerimiz var. Bugün mahkemelerimizde dikkat edin 22 milyon 106 bin 182 adet iflas ve icra dosyası var. Var da var Bunları görmemesinden gelmek çözüm değil ki. Unutmayın, dünyada hiçbir sorun görmemezlikten gelindiği için küsüp de kendi kendine yok olmaz. Siyasette böyle bir çözüm anlayışı yok. Ama bu çözüm anlayışını bir yol olarak görenler daha büyük sorunlarla karşılaşmış ve o sorunlar da onların iktidarına mal olmuştur. Saadet Partisi olarak biz milletin yaşadığı problemleri görmezden, duymazdan gelen, üstüne üstlük vatandaştan anlaşılmayı bekleyen siyaset anlayışını reddediyoruz. İktidar merak etmesin, sıkışıp kaldığı bu karamsar iklimden Türkiye'yi kurtaracak, Ekonomi ve adalet başta olmak üzere problemlerimize çözüm bulma yolunda gerekli adımları atacak bir irade göstersin. İşte o zaman gençler de sizi anlar, esnaf da sizi anlar, işsiz de sizi anlar, işçi de sizi anlar. Tüm insanlarımız sizi anlamakta sıkıntı çekmezler. Ama yeter ki siz külfeti paylaşırken fedakarlık beklediğiniz insanımızı nimetleri paylaşırken de birazcık hatırlayın. Artık bu milletin dertlerinin iktidar tarafından anlaşıldığı insanımızın feryatlarının görmezden duymazdan gelinmediği yersiz gündem başlıklarını değil bu memleketin sorunlarına çözüm yollarını tartıştığımız bir Türkiye Saadet Parsolar bizim en büyük hayalimiz ve temennimizdir. Gayretimizin amacı bu aziz milletin yüzünün artık biraz gülmesidir. Derdimiz milletin derdidir. Gündeme getirdiklerimiz milletimizin gündemidir. Yükselttiğimiz bu ses milletimizin sesidir. Hedefimiz hakkın ve adaletin hakim olduğu herkesin kendini güvende hissettiği yaşanılabilir bir Türkiye kurmaktır ki bunu da ancak Saadet Partisi'nin ortaya koyduğu ilkelerle çözmek ve o hedefe ulaşmak mümkündür. Duygularımı bu şekilde ifade ettikten sonra sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Gününüz aydın, işleriniz bereketli olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.